Kızlar ne yapıyoruz ya Allah aşkına? Evet, ciddiyet lütfen. Her şey tamam değil mi? Tamam. Ya Özlemciğim, sen yönetebileceğinden eminsin değil mi? Niye ki canım? Bu iş niyetle ilgili değil mi? Yani evet de... Tamam işte, okuması gereken duaları siz okursunuz. Sıkıntı da orada zaten Özlem. Cinler duayla çağrılmaz, duayla def edilir. Nasıl ya? Gelmeleri için belirli dualar okunmuyor mu yani? Ayşin'cim, Müslüman cinler insanlara görünmez. Çağrıları da icabet etmezler. Korkutmamak için işte. Nasıl yani? Şimdi cinlerin de mi böyle Hristiyan'ı Müslüman oluyor? Evet, onlar da insanlar gibiler işte. Gelenler Müslüman değil yani. Yani kötü taraftakiler işte. Kötü taraftakiler ne demek ya? Kafir cinler ama illa kötülük yapacaklar diye bir şey yok yani. Ya kızlar hadi vazgeçelim. Canım, sevgili hocalarım, şimdi siz nasıl göndereceğini biliyorsunuz değil mi? Hı. Tamam, sorun yok. Hadi. Evet, herkes ciddiyete davet ediyorum. Cinler alemine sesleniyoruz. Ey cinler aleminin sakinleri. Burada iyi bir niyetle toplandık. Amacımız kimseyi kızdırmak ya da gücendirmek değil. Bismillahirrahmanirrahim. Cinler alemine sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin. Çağrımıza cevap verecek bir cinle konuşmak istiyoruz. Lütfen bir cin gelsin. Sesimize kulak verecek, çağrımıza cevap verecek bir cin gelsin istiyoruz. Lütfen bir cin gelsin. Ey cinler aleminin cinleri, içinizden birini çağırıyoruz. Lütfen bir cin gelsin. Lütfen. Ay kızlar, siz yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Gerçekten hiç hoş değil. Oğlum biliyorsunuz. Ben yapmadım. Gerçekten. Hadi. Bak cidden şaka yapıyorsanız. Şaka falan yok. Hadi. Ey cin. Geldiysen evete git. Siz yapmışsınız işte. Ya biz yapmıyoruz Özlem. Devam et çağırmaya, ikna et. Tamam, tamam. Ey cin. Geldiysen evete gitmen lazım. Bizi inandır. Geldiysen evete gitmen lazım. Kızlar bakın, içinizden biri yapıyorlar. Ben çok korkuyorum. Geçiyorsun bizi. Dalga geçmem, sinirlerim bozuldu Pelin. Ya bırak Özlem ya. Üçümüzün de ne kadar korktuğunu biliyorsun. Kızım korkuyorsanız çağırmayın o zaman. Gülüyoruz hadi tamam. Kalkın havamız değişsin ya. Film falan izleyelim. Aa. Elektrikler kesilmiş. Biz izleyemeyeceğiz. Siz şimdi bunu da cinlere bağlarsınız. Cinlere elektriği kesiyor. Sen konuşma bağır. Çok sıkı baksın ya. Özlem konuşma. Hadi.
Hadi ortada toplayıp tasarruf olsun. Bunları söndürün. Tamam mı? Kızlar bu ayını affedecek miyiz? Ya. Gel buraya! Özlem! Dediğim gibi köyün içine giden bir vesayet de yok zaten. Neyse. Yapacak bir şey yok. Vallahi ablacığım, sadece çalışmaya olsaydım seni köyün içine kadar bırakırdım ama. Yok yok, sağ olun. Ha abla, aa bak buradan gideceksin. Çok bir şey de yok zaten. Hem gelen giden de olur. Öyle dersen de dururlar ha. Tamam, sağ ol. Hadi sen de sağ ol. Thank you.
Kızım gitme madem. Baksana rengin gitti. Yüzün bembeyaz oldu. Ya ben nasıl bir yer diye bir bakayım dedim. Baksana şu çıkanları anne ya. E tamam işte iyi oldu. Gittiğinde öğrenseydin daha mı iyi olacaktı? Ha iyi de. Nereden çıktı şimdi bu ya? Oralarda tek başına öğrenseydin böyle şeyleri daha çok korkardın. İstemiyorsan gitmezsin kızım. Saçmalama. Bu salak saçma haberler yüzünden mi gitmeyecekmiş? Saçma maçma. Ben haberinde değilim Enver. Benim kızımın içi rahat etmeyecekse gitmesini istemeyeceğim tabii. Allah Allah. Biz kızımıza böyle mi destek olacağız Hidayet? E ben gitmesini demiyorum ki. Ne diyorsun? İçi rahat değilse gitmesin diyorum. E aynı şey değil mi? Ne varmış içi rahat olmayacak? Anne baba tamam yeter. Siz de hemen oldu bittiye getirdiniz canım. Ayşin. Güzel kızım. Tamam gitmeyeceksen gitme. Ama sırf o uydur kurafeler yüzünden gitmemek ne demekmiş? Gitmeyeceğim demiyorum ki zaten. Korktum işte onu paylaşıyorum sizle. Biliyorum, biliyorum. Sen söyledin diye söylemiyorum. Annen de iyi niyetle söylüyor ama sen onca yıl çalıştın, çabaladın. Yıllardır bekliyorsun. Ne sıkıntılar çektin. Şimdi tam bunun sevincini yaşayacakken boş ver böyle şeyleri. Ha? Boş ver hadi. Haklısın baba. Ben çıkıyorum. Nereye? Tamam, şimdi oldu. Selam söyle kızlara. Uğrasınlar arada, tamam mı? Olur babacığım, söylerim. Çıkıyor musun kızım? Evet anneciğim. Tamam yavrum. Şimdi seni aldım vereyim mi? Aldım. Tamam canım. Hadi güle güle. Akşam kızlarda kalırım merak etmeyin. Tamam yavrum tamam. Hadi selam söyle. Söylerim annem. Ya mutlu günlerimiz sona eriyor. Ekürümüz dağılıyor yani. Ay Pelin ne mızmızlandın sabahtan beri? Daralttın kızı be. Daraltmadı, daraltmadı. Gidiyorum diye üzülüyor benim mızmız arkadaşım. Aman al götür o zaman arkadaşını da yanında. Biz de kurtulmuş oluruz. Giderim tabii ne var? Ha gidersin. Kızlar. Ne oluyor be? Ne konuşuyorsun siz öyle kendi aranızda? Geç gelirsen bütün muhabbeti kaçırırsın tatlım. Ya canım ne yapsaydım? O saçlarla gelemezdim. Cevat da bugün müsaitti. Gir. Hem sen niye oturuyorsun bakayım? Birazcık yardım etsene. Bir şey söylemedin ki. Bahar'a da bir şey söylemedim ama bir saattir yemek yapıyor kız. O ev sahibi yapacak tabii. Oldu. Köleyiz ya. Sende de çalışıyoruz Pelin Hanım. Hadi kalk kalk. Bana ne Ayşin oturuyor. Ben onunla oturacağım. O misafir bugün. Aa siz de hemen misafir yaptınız beni ha. Hayır. Ay yazık salatayı bırakmasaydınız bari be. Ay yok Özlemciğim ya çok yedik zaten. Yoksa biliyorsun hayatta affetmem. Elinize sağlık kızlar. Yemekler muhteşemdi. Afiyet olsun güzelim. Afiyet olsun canım. Tamar tamar yağ olsun değil mi? Ya Özlem ya şu halime bak zaten. Kızım sende hiçbir şey yok. Peline baksana. Aa. Ayrıca bana o kadar laf ettiniz. Hiçbir şey yapmıyorsun diye ama benim pastam da şahane oldu evet. Yani. Pasta pasta dediğin de mozaik pasta. Hem dur daha yemedik pastanı. Öyle hemen yemekten sonra olmaz şekerim. Çayla beraber yiyeceğiz. Ha çayı da sen demliyorsun yani. Oo çaylar Pelin'dense demlik demlik içeceğim. Hem gece uzun. Bu akşam benden öyle kolay kurtulamazsınız. Ya. Pelin canım burada içmiyoruz sigarayı dışarıda. Ay yok artık. Bir tane içeceğim ya. Aa, ha bir tane ha beş tane abi duman oluyor ben sigara içmiyorum yani.
Ay vallahi kusura bakma, ben bu masadan kalkamam. Sonra dedikodu yapıyorsunuz kızlar, bana anlatmıyorsunuz. Yok canım, bu konuda katı kurallarımız var. Ben bile dışarıda içiyorum. Hadi kalk, düşünün. Hadi. O bile dışarıda içiyor. Bile aşk olsun ama yani. Hadi, hadi. Aşk olsun. Atarlı genç. Ya kızım sen nasıl katlanıyorsun bu Özlem'e ya? Ben hayatta aynı evde yaşayamazdım onunla. Çok boss yani. Ya kızım bilmiyor musun sanki Özlem'i? Özlem işte boş ver. Ay. O değil de benim aklıma şimdi. Nasıl yapacak o köyde? Ya evet ya. Doğduğundan beri hiç çıkmamış ki İstanbul'dan. Ya tatillerin dışında tabii. Hem köyde pek tekin değilmiş diyorlar. O ne demek be? Ya biliyorum saçma gelecek ama göğü cinler basmış. Ne? Ya geldiğinde anlattı. Köye cinler de dalmış. Sonra insanlara musallat olmuşlar. Ondan sonra insanlar köyü terk etmiş falan. Tamam tamam anlatma bana böyle şeyleri. Ben çok korkuyorum. Ay! Ay! İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Bir şey yok. Ya saksı devrildi sadece. Vallahi ben gidip şuraya bakmak için de. Gitmiyor hiçbir yere. Ya saçmalama dur şimdi hemen kızım. Ya kızım gel Allah şuraya. Allah Allah, banıyor. Yağlı kısmı tutturmuş herhalde. Bir de çavdar ekmeğiyle banıyor. Hipster ya. Bence bir de asla görüşmüyor. Görüşün. Ayşe. Ne oldu? Bu ya bu Bahar'ın anlattığı şeyler doğru mu? Ne oldu kızım, ne anlattı sana? Ya işte senin o gideceğin köye... Ya üç harfler dadanmış işte. Bahar. Ay saçmalama Pelin. Ya Pelin'cim sence de biraz abartmıyor musun? Yani ben sadece internette köyle ilgili böyle haberler okudum o kadar. Ya kızlar hem ben ne zamandır atama bekliyorum, böyle hurafelere mi inanacağım? Ya hurafe deme. Deme hurafe işte. Ya kızlar sizi korkutmak istemiyorum ama Pelin bu konuda haklı bence. Bahar ne konusu, ne haklısı? Yani hurafe deyip geçiyorsunuz Bahar, ama... Bahar sen de yangına körükle gitme istersen, niye böyle saçmalıklara inanıyorsun? Ya bak böyle şeyler şakaya gelmez tamam mı? Neyse tamam kapandı mevzu. Gitmiyorsun sen o köye falan. Aa bunlar ciddi. Kızım siz delirdiniz mi? İkiniz de üniversite mezunusunuz değil mi? Tamam. Bak babamla konuşuruz. Burada sana özel bir okulda bir iş bulur olmaz mı? Pelin'cim canım benim. Çok sağ ol ama biliyorsun mesele sadece para değil. Ya Ayşin senin şu idealistliğin öldürecek beni gerçekten. Kız mantıklı bir şey söylüyor, dinlesene. Yani. Aa yeter. Tamam darlamayın kızı abi. Hadi kalkın havamızı değiştirelim, koltuklara falan geçelim. Kıçımız yapıştı ya sandalyelere. Bak hiçbir yardım ediyor mu ya? Hadi. Hadi. Ya kızlar ne olur sakin olun. Bak başta annem de huzursuzlandı. Hatta ne yalan söyleyeyim ben de ama... Ya sonra düşünce hepsi birer saçmalık hep... Ya bak hadi diyelim ki yazılanlar doğru. Ya geçmiş bitmiş demek ki. Şu anda birileri yaşıyor o köyde. Ay kızlar! Gel sen de desene bir şey. Ne söyleyeyim dinle. Ah. Ay yok. Yok anneciğim. Ay yürüyorum işte. Ay bilmiyorum ki çok uzak değil dediler. Yani telefondan da baktım konum göstermiyor. Haritada yok yani anneciğim. Bilmiyorum. Ne? Ay neyse yürüyorum işte anne. İyi bakalım. Selam söyle. Selam söyle diyorum anneciğim. Anneciğim tam çekmiyor galiba. Ben seni sonra arayayım. Tamam.
günler. İyi günler kızım, hayırdır? Üyücek'e gidiyorum. Yolunuzun üstündeyse beni de bırakabilir misiniz? Üyücek köyüne mi? Ama gitmek istemezseniz. Yolumun üstü değil ama geçerken bırakıvereyim seni. Yok, ben sizi yolunuzdan alıkoymayayım. Yok kızım, yok. Buraları tekin yerler değil. Tek başına yürüme. Hadi bin, götüreyim ben seni gideceğin yere. İyi madem. Bagaj dolu. Arka koltuğa koy. Şimdi. Nasıl gidiyor? Olmadı mı daha? Olacak, olacak. Sorunu buldum da vakit alıyor işte. Yanlış anlamazsanız ben yürüyerek gitsem... Size de bir faydam dokunmuyor zaten. Hayır, yürüme. Ya, ne olacak? Hem az kalmadı mı zaten? Az bekle, olacak şimdi. Kızlar, benim tüylerim diken diken oldu vallahi. Evet ya. Garipmiş gerçekten. Ya çok garip bir tesadüf değil mi? Günlerdir cinler üzerine araştırmalar yapıyordum. Tam da bunun üzerine Ayşe'nin anlattıkları. Tesadüf değil bence. Ya Pelin. Bir de hocanın dediğine göre sen cinlerle ilgilendikçe onlar da seninle ilgileniyorlarmış. Yani bu ortak bir enerji, algı kapısı gibi bir şey. Ha bir de arada kalmışlara daha çok musallat oluyorlarmış. Nasıl yani? Yani şöyle ki, diyelim ki sen inançlısın ve dinin gereklerini yerine getiriyorsun. O zaman senden korkuyorlar. İnançsızsan sen zaten onlardan korkmuyorsun. Bu sebeple en iyi hedef arada kalmışlar oluyor. Bahar, hı. Acaba sen tezin konusunu mu değiştirsen? Ya ben çok yol kat ettim. Yani memnunum. Ama tabii insan bazen korkmuyor değil yani. Ya kıyamam ben sana. Sen o yüzden böyle tedirgin oldun demek ki. Ya, ben de bilmiyorum senin bu konularla uğraştığını.
Anlatıp duruyorum sabahtan beri. Canım saçmalama, tabii ki anlatacaksın. Nereden bilebilirsin ki? Aslında sen anlatmaya başladığında ben daha çok anlatacaktım da tedirgin olma diye işte anlatmayayım dedim. Bu konular da öyle ki yani bir kere açıldı mı konuşuldukça konuşuluyor. Aynen. Tesadüf değil bence. Ay Pelin. Ne seviyorsunuz kendinize böyle mistik durumlar yaratmayı? Sonra bir de buna inanıyorsunuz. Ya sen inanmadığın konular mevzu bahis olunca niye tükakaya bağlıyorsun Oze? Tükaka yapmıyorum canım. Gerçekleri söylüyorum ben. İyi de gerçeğin ne olduğunu biliyor musun peki? Neymiş gerçek olan Pelin? Var oldukları gerçeği. Sana göre. Öyle mi? Ya sen yanılıyorsan? Ya ben yanılıyorsam? Vallahi ben hiçbir şey kaybetmiyorum Pelin. Aa kızlar tamam gerilmeyin, germeyin bizi de. Ya evet ya, hadi film falan izleyelim. Evet, şahane fikir. Çayı alayım. Tamam, hep beraber cin çağıralım o zaman. Bir şey olmadığında görürüz. Saçmalama. Ay Özlem tamam yeter artık. Ya sen ciddisin. Gayet ciddiyim ben. Ya Özlem. Aslında neden olmasın? Aa bari sen de bir hoşsun ama. Yani hem Pelin'le korkuyorum diyorsun hem de Özlem'e arka çıkıyorsun. Kızlar. Keyfimize göre böyle işlere girişmiyoruz. Ya ben işin eğlencesinde değilim ki. Bu konu nasıl açıldı? Senin gideceğin köyle açılmadı mı? Tamam işte ben de diyorum ki neler olup bittiğini sorabiliriz. Yok artık. Bak cinlerin zaman, boyut ve mesafe gibi algıları bizimkinden çok farklı. Yani o konuda bizden çok daha üstünler. Ben de diyorum ki ya gelen cin biliyordur orada neler olup bittiğini ya da bilen birisini bize bulmamıza yardımcı olabilir. Pardon da ne soracağız Bahar? Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var, o köye gidecek de aman ona dokunmayın mı diyeceğiz? Ya bilmiyorum ama o köye neden musallat olduklarını ve insanların neden oradan kaçtıklarını öğrenebiliriz. Kızlar, şu an orada bir şey yok. Zamanında olmuş bitmiş. Emin miyiz? Ya kızlar insanlar yaşıyor o köyde diyorum. Fark etmez. İnsanlarla cinler bir arada yaşar zaten. Sesini duymaya çalışıyor. Sık sık kesiyor buralarda. Alışırsın sen de. Seni Fatma Ana'ya götüreyim. Fatma Ana kim? Fatma Ana köyün ileri gelenlerinin eridir. Sevilen, söz dinlenen bir kadındır. İyi akşamlar Fatma Ana, nasılsın? İyi akşamlar. İyiyim, ne istiyorsun? Ayşin kızımı yolda buldum. Köyün yeni öğretmeniymiş.
Yolda beraber geldik. Ben de aldım, sana getirdim. Ha öyle mi? Ne iyi ettin, ne iyi ettin. Hoş gelmişsin kızım. Buyur. Ben sizi rahatsız edeceğim ama. Rahatsızlık olur muymuş kızım? Nereye gideceğim başka? Ben sana misafir odamı açayım, orada kalırsın. Gel hadi. Gel kızım gel, çekinme. Bir ben varım zaten. Gel burası. Gel kızım gel. Aha burada yatarsın. Kimse girmez bu odaya. Sizin dışınızda birileri daha mı? Yok kızım yok, yalnız yaşıyorum ben burada. Öyle lafın gelişi söyledim yani, her şey temizdir diye. Hadi yerleş sen. Aç mısın kızım? Yok. Teşekkür ederim. Size de zahmet verdim zaten. Zahmet olur muymuş hiç? İyi ki geldin. Çok da güzel zamanda geldin. Niye? Ne oldu ki? Yakında düğünümüz var. Ne zaman? Çok güzel olur bizim köyün düğünleri ha. Yakında kızım, yakında. Görürsün zaten, bütün köy düğün hazırlığında. Olmaz ama böyle hiçbir şey yemeden. Onca yoldan geldim, ben sofrayı kuru vereyim hemen. Ben size yardım edeyim o zaman. Hayır. Misafirsin sen kızım. Yoldan yeni geldin. Ben getiririm hemen. Teşekkür ederim. İyiyim anneciğim, vardım köye. Şimdi geldim daha. Ay evet ya, konuşamadık bir türlü. Yoldaydım, çekmedi herhalde. Herhalde anneciğim. Anca anne söyledim ya, yolda araba falan bozuldu diye. Fatma Ana diye birinin evindeyim şimdi. İyi, tamam, yarın konuşuruz o zaman. Tamam anne. Tamam hadi, öpüyorum. Thank you.
kızım, iyi misin? Burada bir şey vardı ben. Bağırdım ama kıpırdayamadım da. Siyah mıydı? Seni boğuyor gibiydi, değil mi? Karabasan gelmiş sana kızım. İlk gece yatağını yadırgamışsın. Yorgunsun da. Normaldir, bir şeyin yok. Sade korktun. Şimdi okur üflerim senin için. Bir de sıcak süt getireyim de için ısınsın. Buz gibi olmuş. Ben süt sevmem. Aa, sevmem olur mu? İç kızım, iç. Şifa niyetine. Rahatlatır, uyumanı sağlar. Ya biz yapmadık Özlem. Çağırmaya devam et, ikna et. Tamam. Ey cin. Geldiysen Evet'e gitmen lazım. Bizi inandır. Geldiysen Evet'e gitmen lazım. Kızım, siz yapıyorsanız çok korkuyorum. Durun. Bir dakika, bir şey söylüyor. Thank you.
Neden uyandırmadın Fatma Hanım? Bütün gün uyumuşum. Akşam olmuş. Neredeyse gün bitmiş. Uyandırmaya çalıştık kızım ama yorgundun herhal. Seslendik. Ben içeri girdim, seslendim. Ama uyandıramadık. Biz de yoldan geldi, yorgundur. Dün gece de kötü geçti diye düşündük, bıraktık. Siz kim? Ben yalnız başına yaşamıyorum herhal. Köy ahalisi işte, komşular. Ben geldiğimden beri bir seni gördüm Fatma Hanım. Başka da kimseyi görmedim. Normal değil mi kızım? Dün gece geldin zaten, bir de şimdi. Gece gece kimi göreceğim başka? Çok ilginç ya. Sen o kadar geldin, beni uyandırdın, ben uyanmadım yani, öyle mi? Çok sinirlendim şimdi ya. Bütün gün uyunur mu? Ya. Çocuklar da merak ediyorlar. Seni görmek istediler ama çok merak ediyorlar, çok heyecanlılar. Evet. Yarından sonra okul açılacak. Ben de okulu gezerim, kaç öğrenci var görürüm, tanışırım diyordum. Daha okulu bile göremedim ya. E gel göstereyim sana okulu. Bu saatte mi? E ne varmış ki saatte? Yarın bakarız artık. Yarın bakamazsın, o telaş içinde okul mokul olmaz. Ne telaşı? E dedim ya kızım, düğünümüz var diye. Fatma Hanım, iki gecedir elektrikler kesik. Ah, burada akşamları elektrik kesilir. Sade gündüzleri elektrik verilir buraya. Nasıl ya? Her akşam kesiliyor mu böyle? Niye ki? Yıllardır böyle, alıştık artık. Mum ışığıyla, gaz lambasıyla yaşıyor. Sokaklarda ateşler yakıyoruz. Birileri mi var orada? Yok kızım, kim olacak bu saatte? Şu arka tarafa tarhana serdik. Gelmişken ben de ona bir bakayım. Sen bak işte neye bakacaksın. Tamam. Thank you.
Özlem. Özlem kendine gel, iyi misin? Özlem. Özlem. Ayşin. Ayşin iyi misin? Kendine gel lütfen. Özlem. 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 Dur 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 dur. Misin? Dur dur. Canım. İç 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 iç. Hadi. İyi misin? Ayşin. Ayşin. İyi misin? Duyuyor musun? Çok korkuyorum. Ayşin. Ya kafanı sağla, bir şey yap. Ayşin. Ayşin duyuyor musun? İyi misin? Kızım, sen iki gündür çok gerildin, o yüzden hayal gördün herhalde. Ben de gördüğümü iyi biliyorum Fatma Hanım. Bu köyün geçmişini de iyi biliyorum. Kaç yıl öncesinin hikayeleri. Geçmişte kaldı onlar. Hem senin bildiklerin asılsız, safsata. Safsata mı? Zamanlı gazetelerine sayfa sayfa haber olmuşsunuz Fatma Hanım. Sen her gördüğüne duyduğuna inanacaksın mı? Laf. Neymiş? Cinder bu köyden bir kıza aşık olmuş. Kızla evlenecek olmuş. Kız da gitmiş kendini uçurumdan atmış. Senin aklına yatıyor mu hiç bunlar? Kızım. Gece vakti nereye gideceğim bu karanlıkta? Yeter, kalmak istemiyorum. Gece de karanlıkta umurumda değil. Kızım sakin ol. Sabahın aydınlığında hayır vardır derler. Sabah uyanınca çıkarsın yola. Ne olduğunu görmüyor musunuz Fatma Hanım? Sadece ben mi görüyorum? Allah kahretmesin, şarjım bitiyor. Gece gece ne yapacaksın telefonu? Sabah olunca takarsın elektriği. Ben sana yiyecek içecek bir şeyler hazırlayayım. Yeter, aç değilim. Aç değilim, istemiyorum bir şey. Tamam. Bir oğul otu kaynatıvereyim o zaman. Thank you.
Ayşin. Ayşin ne var orada? Duymuyor ki bizi. Boşuna çabalıyoruz. Ayşin lütfen kendine gel. Bak biz buradayız. Her şey düz... Ne diyorum ben? Of Ayşin. Ayşin. Geçecek bak, iyileşeceksin. Şimdi sen biraz uyumaya, dinlenmeye çalış, tamam mı? Bahar. Ya biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız ya? Pelin ne yapacağız deyip durma, ne yapacağız deyip durma, bana bilmiyorum. Bravo o zaman. Kızlar bir şey soracağım. Şoka girmiş olabilir mi? Şok falan değil bu. Özlem sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Yani... Çocuk sesleri duydum. Çok garip. Çocuk sesleri duydum o kadar. Başka? Fincan kırıldı. Evet, evet. Fincan kırıldı. Sonra evet. İşte kalktım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Özlem, cin geldi. Artık buna bir itirazın yoktur herhalde. Senle Ayşin içine cin girdi. Ne? Senle Ayşin içine cin girdi. Bakma bana öyle, neler yaptığını görseydin anlardın şu anda ne demek istediğimi. Saçmalamayın. Ayşin de normal değil şu anda, görmüyor musun? Bir şey yapmamız lazım. Böyle olmaz, çıldıracağım, bir şey yapmamız lazım. Fatma Hanım. Aç şu kapıyı. Açsana kapıyı. Kapıyı açsana, niye kilitledin beni? Aç şu kapıyı. Kızım sen kendini kilitledin ya, unuttun mu? Neler diyorsun sen? Ne yaptık biz sana? Bütün gün kapına geldik, kapını çaldık, uyandırmaya çalıştık. Kalktın, söylendin, küfür ettin. Sonra ben içeri girdim sakinleştirmek için. Saldırdın bana, beni dışarı ittin, kapıyı da kilitledin. Yalan söylüyorsun. Kızım. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz bana. Ben de gördüm, çok iyi biliyorum, yalan söylüyorum. Kız sen ne yalan diyorsun? Yalan söylüyorsun. Thank you.
öğretmen geldi dedik, saygıda kusur etmedik. Ne deli çıktın sen de be? Bizim kendi telaşımız zaten diz boyu. Bir de seni tafranı mı çekeceğiz kızım? Ayşe. Kızlar ne oluyor? Kızlar ne oluyor? Niye bağladınız beni? Ayşe çok korkuttun bizi. Çok kötüydün. Seni kurtarmak için bağladık.
Ne demek seni kurtarmak için bağladık? Manyak mısınız kızlar? Çözsenize beni. Ya bakın ne oldu bilmiyorum ama iyiyim. Özlem çözsene. Ayşin birazdan çözerim. Konuşalım biraz. Evet bence de. Yani hemen şey yapmayalım. Evet. Ben Bahar da gelsin bir. Kızlar saçmalamayın. Ben niye bal duruyorum? Ya Bahar nerede? Bahar! Bahar gelir birazdan dışarı kadar çıktım. Sen hep anlatsana ne oldu? Bak bana da çok kötü şeyler olmuş. Bilmiyorum ya. Silik her şey. İçim acıyor gibi hissediyorum. Ve beni çözerseniz rahatlayacağım. Ya ne oluyor kızlar çözsenize tuvalete gitmem lazım. Bak Ayşin iyisin değil mi? Evet iyiyim. Allah. Tamam peki. Ya hadi Pelin. Kızlar canım yanıyor hadi. Tamam. Bileklerim. Kaçılmıyor. Tamam dur sakin. Of. Özlem bana su getirir misin? Çok başım ağrıyor. Tabii. Ya ne oldu ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam ben anlatırım sana. Ama sen şey yorulma dinle biraz hep. Ben sana sus. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. İzifatil azife. Leyse leha min dünillahi kâşife. Ve min hazel hadisi fâcabun. Ve tetekûne ve la takibun. Ve entüm samidun. Fescudu lillahi ve abudu. Fescudu lillahi ve abudu. Fescudu lillahi ve abudu. Kul eûzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsıgın izâbeta. Ve min şerrin neffâsâti fil ukat. Ve min şerrin hâsidin izâ hased. Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerrin vesvâsil hemnâs. Ellezî yüvesvisû fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.